Evet gençler, hepinize merhabalar. Bu dersimizde patent ve telif hakkını işleyeceğiz. Ne anlama gelir? Niçin yapılmıştır? Kimleri korur? Ona bakacağız. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Emek bir hazinedir diyoruz gençler. Başlığımız da bu olacak. İnsanlar bilim, sanat, edebiyat ya da düşünce alanlarında yapmış oldukları çalışmalarla eserler oluştururlar gençler. Bu eserlerin meydana gelmesi sırasında da insanlar zaman harcar bakın. Emek harcar, para harcar. Örnek vereyim mesela bir roman gençler veya ne bileyim bir sinema filmi bakın. Bunlar ortaya konulurken gerçekten çok fazla zaman harcanır mı? Evet harcanır bakın. Emek verilir mi? Evet birçok emek verilir. Para da harcanır mı? Evet harcanır. Peki bu kadar emek, bu kadar çalışmanın yapıldığı bir eserin başka insanlar tarafından haksız bir şekilde alınıp çoğaltılmasını, ucuz yollardan gençler satılmasını ister misiniz? Tabii ki istemezsiniz. O yüzden patent ve telif hakları devlet tarafından ortaya konulmuş. Bakın, devam edelim. Burada ne var? Yeni bir eser üretmek veya bir buluşa imza atmak çok fazla emek gerektirir dedik. Bunu söyledik. Bakın, işte bu eserlerin yasa dışı yollardan çoğaltılmasını önlemek, buluş veya eser sahibinin haklarını korumak amacıyla bu bahsettiğimiz patent ve telif hakları kavramları ortaya çıkmış. Ve bu haklar da devlet tarafından yasalarla gençler güvence altına alınmış demek. Niçin yapılır bu? Kimse sizin emeğinizi bakın haksız yere çalmasın diye yapılır gençler. Devlet tarafından da koruma altına alınır. Bakın bunlar. Mesela bakın burada bir haber çıkmış. Yalova'da korsan kitap operasyonu yapılmış gençler. Bakın burada polisleri görüyorsunuz. Burada da var. Burada masada bulunan kitaplar, bakın burada bulunan filmler gençler korsan olarak çoğaltılmış bakın ve bunlar satılıyor. Diyelim ki şu en baştaki kitap sizin kitabınız olsun bakın. Bu kitap sizin olsun. Siz bu kitabı ortaya çıkartırken bir sürü emek verirsiniz bakın. Ama bakın başkaları ne yapıyor? Bunu haksız bir şekilde çok ucuz yollardan çoğaltarak ucuzca bakın satmaya çalışıyorlar. Bunu alan adam sizin orijinal kitabınızı alır mı? Hayır, almaz gençler. Mesela sizin orijinal kitabınız 25 lira. Burada satılan bu korsan kitap 10 lira gençler. Sürekli bu korsan kitap satıldığı için bakın burada sizin kitabınız satılmıyor gençler. Burada zarara kim uğruyor? Tabii ki bu kitabı yapan sizler zarara uğruyorsunuz gençler. Suç mudur bu? Evet suçtur. Bakalım neymiş bu suç? Korsanlık gençler. Suçumuzun adı fikir hırsızlığı demek korsanlık. Sahibinden izin almadan kitapları, filmleri, CD'leri, DVD'leri, sinema filmlerini veya tiyatroları gençler veya şarkıları aklınıza gelebilecek insanların böyle emekleriyle üretebildikleri her şeyi sahibinden izin almadan çoğaltmak demek gençler. Suç mudur? Evet bakın suçtur. Bakın burada filmler çoğaltılmış. Bakın burada yine filmler çoğaltılıyor gençler. Düşünün orijinali dururken bunların satılması, bunların yayılması gençler eserleri yapan kişilerin emeğini boşa çıkarır mı? Evet ne yazık ki çıkarır. Bakın burada da aynı fotoğraflar var. Korsan olarak çoğaltılmış filmler ve kitaplar bulunuyor gençler. Burada bir soru sorulmuş. Durdurup çözebilirsiniz. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi korsan yayınlarla mücadelenin nedenleri arasında gösterilemez? Üstte de demiş ki ülkemizde korsan yayınların yapılması yasalarımıza göre suç olarak kabul edilir diyor. Peki niçin mücadele ederiz gençler? Orijinal eser sahibinin haklarını korumak için. Evet gençler, orijinal eser sahibinin haklarını korumak için korsanlarla mücadele edilir. Devletin vergi kaybını engellemek için. Evet çünkü devlet korsanlardan gençler kitaplar için veya basılan korsan olarak basılan diğer eserler için vergi alamaz bakın. Bunu engellemek için yapılır. Yeni iş alanları oluşturmak için. Hayır gençler, şimdi korsancılık yeni iş alanı oluşturur mu? Hayır oluşturmaz gençler çünkü suçtur bakın o. Peki halkın elindeki halkın kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlar mı? Evet gençler sağlar. Eğer ki korsan olmazsa halk orijinal ürün alır. Orijinal ürünler de kaliteli mi olur? Evet kaliteli olur gençler. Ama yeni iş alanları oluşturma yanlıştır sevgili çocuklar. Bakın gördünüz. Bir diğer sorumuz. Buna göre korsan yayıncılık ile ilgili hangisine ulaşabiliriz diyor. Ne demiş? Korsan ürünler nedeniyle zarar eden yayın evleri yazarların kitaplarını basmamakta, çabalarının karşılığını alamayan yazar ve sanatçılar da geçimlerini sağlayabilmek için başka işler yapmaktadır. Gençler yazarlar bakın kitap çıkartıyorlar ama basım evleri bunu basmıyor. Niye? Çünkü satılmayacağını söylüyorlar, zarar edileceğini söylüyorlar. O yüzden gençler yapmıyorlar. Peki
Bununla ilgili korsan yayıncılık ile ilgili hangisine ulaşabiliriz? Gençlerin zararlı alışkanlıklar kazanmasına neden olmaktadır. Ama burada öyle bir durum verilmemiş. Yani zararlı alışkanlıklarla ilgili herhangi bir şey yok. B. Türk sanatçıların yabancı ülkelerde tanınmasını sağlamaktadır. Yok gençler. Zaten korsancılık iyi bir şey değil. Kaldı ki Türk sanatçıların yabancı ülkelerde tanınmasını kolaylaştırır mı? Hayır. Çünkü sanatçılara da zarar verir bakın bu. Yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına yol açar. Yok gençler. Zaten biz dedik yeni iş alanları ortaya çıkarmaz. Çünkü korsancılık suçtur dedik. Peki kültür, bilim, eğitim ve sanat dünyamızın gelişmesini tehdit eder mi? Evet gençler eder. Bakın yukarıda verilen metin de gençler onu mu söyler? Evet çünkü yazarların eğer ki basım evleri tarafından kitapları basılmazsa korsanlardan dolayı bu sefer basılır mı? Hayır. Burada kültürde bakın bilim de eğitim de sanat da gelişir mi? Hayır gençler gelişmez. O yüzden cevabımız ne oluyor? Bakın Denizli oluyor. Peki korsan kitap ile orijinal kitaplar arasında fark var mıdır? Evet gençler fark vardır. Birazdan bunları sıralayacağız bakın. Ama orijinal kitap daha kaliteli. Renklerin, sayfaların veya CD'lerin veya sahnelerin artık hangisi ise gençler kitapta olabilir. Çünkü bu şarkı da olabilir, film de olabilir. Tabii ki korsandan daha iyidir. Gençler korsan ürünlerin ekonomik ve kültürel açıdan ülkemize zararları bakalım neymiş? Önce korsan kitabın özelliklerine bakalım gençler. Baskı tekniği ikinci sınıftır. Tabii ki kötüdür bakın. Kötü bir şekilde basılmıştır. Çünkü fotokopi makinesinde gençler çoğunlukla bunlar basılıyor. Sayfaları siliktir bakın. Baskı hataları vardır. Doğrudur. Sayfa düzenleri gençler bozuktur. Bazı kitaplarda sayfa sayısı eksik olabilir. Çünkü dediğim gibi düzensiz bir şekilde bakın çoğaltılıyor bunlar. Kağıdın kalitesi orijinallerine göre çok düşüktür gençler. Kesim hataları olabilir. Yırtık olabilir bakın. Kapağı incedir bakın. Renkler bozuktur, soluktur. Orijinallerinden kopyalandığı zaten belli olur bunların. Cilt baskılarındaki yapıştırıcıların da kalitesi düşük olduğundan sayfaları kısa sürede kopabiliyor gençler. İşte korsan kitabın bakın özellikleri onlar. İyi kitap değildir bakın onlar veya iyi orijinal eser değildir bakın onlar. Orijinalinden kopyalanmıştır bakın. Ama orijinal bir şekilde mi? Hayır gençler. Korsan ürünlerle mücadelede tabii ki herkese görev düşerken bize de görev düşer gençler. Biz ne yapmamız lazım? Tabii ki bu korsan CD'leri, kitapları, kasetleri veya eserleri gençler satın almamamız gerekiyor. Peki hocam biz onun orijinal olup olmadığını, korsan olup olmadığını nereden anlarız diyeceksiniz. Hemen ona gidelim gençler bakalım nereden anlayacaksınız. Burada bir soru sormuş yine durdurup çözebilirsiniz. Korsan ürünlerin orijinal ürünlere göre daha ucuz olmasının sebebi hangisidir demiş. Hangi bilgiyi vermiş demiş ki korsan ürün başkalarına ait ürünün izinsiz ve yasa dışı yollarla kopyalanması ya da taklit edilmesi sonucu ortaya çıkan üründür. Peki korsan ürünlerin orijinaline göre ucuz olmasının sebebi ne olabilir? Korsan ürünlerin vergisiz olması olabilir mi? Evet gençler olabilir. Niye? Çünkü korsanlar vergi vermez. Bakın korsan eserler de vergi vermezler. Ama orijinalinden devlet vergi aldığı için hangisi daha ucuz olur gençler? Tabii ki korsan ürün ucuz olur. B. Korsan ürünlerin el emeğiyle üretilmesi. Hayır. Yanlıştır bu. C. Korsan ürünlerde daha kaliteli malzeme. Zaten biz az önce söyledik. Kaliteli malzeme olmaz dedik gençler korsan ürünlerde. Korsan ürünlerin ithal olmasından yok gençler. Bunların da ithal olması ile ilgili bir durum yok ama vergi vermediği için bu ürünler orijinallerine göre nedir bakın daha ucuz mudur? Evet daha ucuzdur. Peki bakalım patent neymiş gençler? Zaten videomuzun ana noktası burası bakın patent hakkı. Herhangi bir buluş yaptıysanız gençler, bir makine tasarladıysanız, bir şey ortaya koyduysanız, bir icatta bulunduysanız bunun bütün haklarını almak demek. Bakın burada tanım olarak var. Buluş sahibinin ürünü belli bir süre üretebilme, satabilme veya ithal edebilme hakkına patent hakkı denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent belgesi denir gençler. Ne demek? Onu açacağız. Bu sayede buluşunuzu kimse sizden izinsiz kullanamaz. Eğer kullanırlarsa tabii ki gerekli yerlere müracaat edersiniz. Diyelim ki gençler bakın bu eseri ortaya çıkardınız. Bakın bunu yaptınız. Bunu icat ettiniz. Bu bir buluş olabilir, icat olabilir, bir araştırma olabilir, bir makine olabilir, bir tasarım olabilir. Gidip gençler Türk Patent Kurumu'na gidip bunun patentini alıyorsunuz. Yani bunun haklarını alıyorsunuz. Ne demek? Ne yapabilirsiniz? Artık onu gençler sizden başkası üretemez, satamaz, ithal edemez veya açıklayamaz veya yayınlayamaz bakın. Çünkü onun artık sahibi kim?
Onun sahibi sizsiniz. Zaten sahiplik diye gençler aklınıza kalabilir. Bir ürünün sahiplik belgesi, bakın, size ait olduğunun ispatı demek bu. Patent belgesi. Peki siz bu belgeyi almazsanız gençler, başkaları da alıp kullanırlarsa hak iddia edebilir misiniz? Ya o benimdir diyebilir misiniz? Hayır gençler. Çünkü başvurduğunuz mahkeme o ürünün size ait olup olmadığını bilemez. O yüzden mutlaka patentinin alması gerekir. Peki ürünü gençler çıkardınız. Bu patenti nereden alırım hocam diyeceksiniz. Bakın burada var gençler fotoğrafı. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alıyorsunuz. Nerededir bu? Başkentimiz Ankara'dadır gençler. Ankara'dan bakın gider gençler bunu alırsınız. Burada da diyor ki oluşturulan yeni bir eser ya da buluşun patenti veya telif hakkı alınmalıdır. Hangi alanda olursa olsun yeni bir buluş veya yöntem sahibi patent alabilir. Bu belgede de gençler bu patent belgesini de ülkemizde Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu verir diyoruz. Gençler çok az bir ücretle üretmiş olduğunuz, tasarlamış olduğunuz ürünün hakları tamamen size gelecek. Burada da internet sitesi var gençler. İnternet sitesinden de girip onu inceleyebilirsiniz. Bakın biz devam edelim. Telif hakkına gelelim gençler. Telif hakkında ne varmış? Telif hakkı da kişinin her türlü fikri emeğiyle meydana getirdiği ürünleri kullanabilme, satabilme, çoğaltabilme gençler veya istediği şekilde bakın kullanabilme hakkına biz telif hakkı diyoruz. Kişinin bakın burada önemli olan her türlü fikri emeğiyle mesela yani fikir düşünerek örnek veriyorum bir roman olabilir mi bu? Evet olabilir. Mesela bir dergi olabilir mi? Olabilir. Bir film, ne bileyim bir işte ne bileyim tiyatro sahnesi senaryosu olabilir mi? Olabilir. Yani düşünün fikrinizde fikri emekle ürettiğiniz her şeyin de telif hakkını alabilirsiniz. Bunu aldıktan sonra da gençler hiç kimse sizden bunları izinsiz alamaz, satamaz, çoğaltamaz veya bunlar gençler bulunduramaz. Bakın mutlaka sizin izin verdiğiniz kişiler bunu yayabilir. Üzerinde de gençler çember içerisinde C harfidir. Bakın eğer ki bu simgeyi görüyorsanız gençler o ürünün telif haklarının alındığını görebilirsiniz. Ama eğer ki bu simge yoksa o ürünün telif hakkı bulunmuyor demek. Bu hakkı aldıktan sonra gençler yaşadığınız sürenin haricinde 70 yıl boyunca o ürünün telif hakkı size ait oluyor. 70 yıldan sonra da artık o geçerliliğini yitiriyor. İsteyen artık bunu izinsiz alıp kullanabilir sevgili gençler. Burada şu soruyu sormuş. Ortaya konulan bir eser için aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından telif hakkı verilir gençler? Hangi bakanlığımız telif hakkı verir? Kim verir? Tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı. Özellikle kültür konusunda bakın bu izinler verilir. Niye? Çünkü insanların emeği, gençler emeğiyle ürettiği fikri emek dediğimiz fikirleriyle, düşüncesiyle gençler hayal gücüyle ürettiği bütün bunları kim korur? Tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı korur. O yüzden de telif hakkını nereden alırsınız? Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alırsınız sevgili gençler. Bir soru daha var burada. Demiş ki telif hakkı almanın amaçları arasında hangisi yoktur diyor gençler. Bu telif olacak. Telif hakkı almanın amaçları arasında hangisi yoktur? Eserin korsan duruma düşmesini önlemek. Evet, eğer ki siz bunu alırsanız sizden kimse izinsiz alıp bunu çoğaltabilir mi? Hayır. B. Haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek. Evet. C. Kişinin eser üzerindeki haklarını korumak. Evet gençler. Peki de buluş yapılan alanlarda başka buluşların yapılmasının önüne geçmek. Hayır, şimdi siz bir yerde bir buluş yaptınız, başka kimse yapmasın diye mi bu telif hakkını alırsınız? Hayır gençler, bu tamamen yanlış olur. O yüzden cevabımız Denizli olacak çocuklar. Burada yine bir soru var. Durdurup çözebilirsiniz. Telif hakları saklı ürünlerin korsan yollarla çoğaltılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor gençler. Telif hakları saklı ürünlerin korsan yollarla çoğaltılmasının amacı yazarın emeğine saygı göstermek. Hayır, korsan olarak çoğaltıldığı zaman yazarın emeğine saygı gösterilir mi? Hayır. Haksız kazanç elde etmek. Evet gençler. Niçin korsan olarak basılır bunlar? Bunları satmak için, ucuz yoldan satmak için, yani haksız olarak gençler kazanç elde etmek için bu korsanlar bunları satıyor maalesef. Peki devam edelim. Anayasada bunlar koruma altına alınmıştır dedik. Gençler ülkemizde sanat eserleri anayasa ve kanunlarla güvence altına alınmıştır.
Telif ve patent hakları saklı olan ürünler yasal yollardan temin edilir. Anayasamızın da bakın 64. maddesinde bu vardır. Diyor ki devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır. O yüzden devlet neye karşıdır bakın? Korsancılığa karşı mıdır gençler? Evet, karşıdır gençler. Peki suç mudur korsancılık? Evet, suç. Çünkü yasaya uyulmamak, uyulmaması suçtur bakın. Giderseniz gençler bakın buradan orijinalini alırsınız. Orijinalini aldıktan sonra da gençler korsancılık tabii ki yayılmaz. Ama korsana giderseniz korsandan alırsınız. Bu sefer emek vererek onu üreten kişiye de zarar vermiş olursunuz gençler. Bakın işte bunlar orijinal ürünler bakın. CD'ler olabilir veya kitaplar olabilir. Burada yine bir soru var. Artık bitiriyoruz, sona geldik. Amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Diyor ki telif ve patent haklarının yasalarla koruma altına alınması sanatçıların ve bilim adamlarının çalışmalarını destekler mi? Evet çocuklar. Korsan yayınlar ve sahte ürünlerle mücadele etmeyi? Evet. Teknolojik ürünlerin ucuzlamasını sağlamaya? Hayır gençler. Teknolojik ürünlerin ucuzlamasına bir etkisi olur mu? Hayır, olmaz. O yüzden cevabımız ne olacak? Denizde olacak sevgili çocuklar. Yine durdurup yapabilirsiniz. Anayasamızın verilen maddesiyle aşağıdakilerden hangisinin korunması amaçlanmıştır? Madde 64'de az önce söyledik gençler. Devlet burada kimi korur? Sanatçıyı ve sanat eserini korur. Bakın kimi koruyormuş? Eser sahibinin haklarını koruyormuş. Sevgili gençler bakın burada çıkardığı kanunlar ile sevgili çocuklar. Telif ve patent hakkı ile korunan ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bakın burada hemen ben şunu söyleyeyim. Burayı hemen hızlıca geçeyim. Bandrol dediğimiz bir şey var gençler. Orijinal olup olmadığını buradan bulursunuz. Bakın bir ürünün orijinal olup olmadığı CD olur, kitap olur, herhangi bir şey olur. Denetim pulu demek gençler. Bandrol ürünün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ürün olduğunu ispatlar. Bakın şudur. Bakın şunlardır. Eğer ki kitapların, CD'lerin, radyo ve televizyon gibi ürünlerin gençler veya onların programların bakın üzerinde bunlar bulunabilir. Sizler de alıp bunları kullanabilirsiniz. Eğer ki bu varsa bakın bu ürün orijinal ürün demek gençler. Korsan mıdır? Hayır, korsan değildir. Ama aldığınız ürünün arkasında bu etiket yoksa onun korsan olduğunu düşünebilirsiniz sevgili gençler. Bakın burada orijinal ürünler var. Bakın arkasında, o kitabın arkasında bakın bandrolü bulunuyor sevgili çocuklar. Burada doğru yanlış yapacağız. Anlayıp anlamadınız. Burada daha da pekişecek gençler. Yine durdurup yapabilirsiniz sizler. Bandrol kitap, CD, radyo ve televizyon gibi ürünlerde bulunur. Evet gençler doğru. Orada bulunur, kitaplarda bulunur bakın. Korsan ürünlerin ucuz olmasının nedeni vergisiz olmasıdır diyor. Evet doğrudur gençler. Niye? Çünkü vergi vermezlerdi. Bakın bunlar bu hızlı geldi. Üzerinde bandrol olan ürünlerde o üründen devletçe belli bir vergi alındığı gösterilir. Evet gençler çünkü orijinal olduğu gösterilir bakın. Devletin denetimi altında oluşturulduğu belli olur. Dörde bakalım. Korsan ürünler ucuz ve kaliteli olduğundan tercih edilmelidir. Hayır gençler bu hayır olacak. 5. Basılı yayınların orijinalliğini kanıtlayan etikete bandrol denir. Evet doğrudur gençler. Bunu söyledik az önce. Türkiye'de bu buluş yapan kişiye patent hakkı Savunma Bakanlığı tarafından verilir. Hayır gençler hangi bakanlık veriyordu? Evet Kültür ve Turizm Bakanlığı veriyordu. O yüzden yanlış. Ülkemizde telif hakkı 1951 yılında çıkarılan fikir ve sanat eserleri kanunu ile düzenlenmiştir diyor gençler. Evet bakın doğrudur, düzenlenmiştir. Korsan ürün alımı, dağıtımı ve satımı yasalarca serbest bırakılmıştır. Hayır gençler bu suç olduğu için serbest bırakılmamıştır. Tabii ki ve en son bandrolsüz kitap, CD, kaset alırsak eser sahiplerinin emeklerine saygısızlık yapmış olur diyor. Evet gençler eser sahibine de maalesef saygısızlık yapmış olursunuz. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere.